Hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz arkadaşlar. Çünkü sizi görmediği zamanlarda Nora abanı sizi çok ama çok özlüyor. Nasıl geçiyor gününüz? Bugün neler yaptınız? Nasıl geçti gününüz? Kardeşiniz varsa aranız nasıl? Ailenizle aranız nasıl? Bugün evde bir şeyler izlediniz mi? Bir şeyler oynadınız mı? Ve bugün kendi kendinize bir ilahi söylediniz mi arkadaşlar? Tanrı'yı yücelten, Tanrı'nın sözlerini hatırlatan, Tanrı ile iletişim kurmanızı sağlayan güzel bir ilahi söylediniz mi bugün? Normalde ben sabahları kalktığımda genelde hep bir ilahi söyleyerek kalkmayı tercih ediyorum. Çünkü o söylediğim ilahi, yani ilahiler aslında sözleri Tanrı ile ilgili olan şarkılardır. Ki bunları söylediğimiz zaman Tanrı'yı düşünmek, Tanrı hakkında bir şeyler söylemek bana çok iyi geliyor. İşte bu yüzden ben ilahi söylemeyi çok seviyorum arkadaşlar. Peki sizlerin en sevdiği ilahi hangisi? Konusu ne? Cesaretle mi ilgili, sevinçle mi ilgili, iyileşmekle mi ilgili? Ya da Tanrı'yı sevmekle mi ilgili acaba hangisi? Bizlere WhatsApp'tan ulaşın arkadaşlar. Ve bizlere yazın en sevdiğiniz ilahi hangisi? Şimdi birazdan size bir görev vereceğim. Ve tabii ki bu vereceğim görev bir az önce bahsettiğim bir ilahi ile ilgili bir görev olacak. Heyecanlı mısınız? Ben çok heyecanlıyım sizlere vereceğim görev için. Ama görevimizden önce hadi gelin hep birlikte Ege'yi izleyelim. Yeni yeni şeyleri öğrenelim. Vücuttaki suyun %5'ini kaybedersek görme sorunu yaşarız. 12'sini kaybetmek ise ölümcüldür. Of, bu bilgi beni susattı. Kimse sus kalmamalı. Arkadaşlar su var mı? Günde en az 6 bardak su içmeyi unutmayın. Mavi renk konsantrasyonu arttırır. Derslerinizde konsantrasyon zorluğu çekiyorsanız okul müdürünüzle konuşun, tüm okulu maviye boyatsın. Vincent Van Gogh kulağının tamamı değil, sadece kulak memesini kesmişti. Bu çok büyük bir sürpriz olabilir. Birçok kişi kulağını kestiğini sanıyor. Köpeklerde utanma duygusu yoktur. Bu yüzden tuvaletlerini yaparken kapağı hiç kaldırmazlar. Utanmaz şeyler. Benim köpek zeki neyse ki. Telefonlarda umumi tuvalet kapağından daha çok bakteri vardır. Çocuklar asla telefonu ağzınıza sokmayın. Ayrıca iğrençtir yani tadı. Kivi de üzüm gibi bağlarda yetişir ve salkım halinde toplanır. Düşünsenize kivi salkımı bu kadar bir şey olmalı. İnsan bir şey yutarken nefes alamayan tek memelidir. Ve sakın ağzınızda lokma varken konuşmayı denemeyin. Sevgili Ege, sana buradan kucak 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 dolusu teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Öğrettiklerin sayesinde hayatımız güzelleşti. Şimdi arkadaşlar, hazır mısınız? Acaba bugün Nora abanı sizler için nasıl bir görev hazırladı? Bu görevin bir ilahi söylemekle nasıl bir ilgisi olabilir? İlahi söylemekle ilgili bir görev olur mu hiç Nora abla? Demeyin. Çünkü birazdan hep birlikte görevimizi gördüğümüzde aslında gerçekten bu görevin hem çok faydalı hem çok gerekli hem de çok eğlenceli olduğunu fark edeceksiniz. Arkadaşlar haydi bakalım bana eşlik edin. 5'ten geriye doğru sayalım ve ardından ekranda görevimizi görelim. 5, 4, 3, 2, 1. İlahi söyle, yani sözleri Tanrı ile ilgili olan bir şarkı seç kendin için. Ben sana az önce ne söyledim sevgili arkadaşım? Dedim ki sana sabahları uyandığımda genelde bir ilahi söylemeyi çok seviyorum. Çünkü o söylediğim ilahi benim bütün günüme etkiliyor. Onun içindeki sözler umut veren, sevgi dolu, sevinç veren, Tanrı'yı yücelten, Tanrı hakkında güzel şeyler söylememi sağlayan o ilahi gün boyu beni etkiliyor ve ben onun sayesinde sevinçli kalabiliyorum. O yüzden senin görevin gün boyu bir ilahi söylemek ve bu görevi yerine getirirken, eğer istersen bu ilahiyi söylerken annenden ya da babandan ya da kardeşinden rica edebilirsin. Seni videoya çeksinler. Sen de bizlere bu videoları gönder. Ve biz bilelim ki senin en sevdiğin ilahi, senin gün boyu söylemeyi seçtiğin ilahi acaba hangisi? Benim bugün seçtiğim ilahi, cesur ve güçlü ol, korku ve kuşkuyu at. Rab seni kutsayacak, içeri.
Daniel Yağdo soyundandı ve Yeruşalim'de yaşıyordu. Ancak bir gün Daniel esir düşerek muhteşem Babil ülkesine götürüldü. Daniel puta tapan bu ülkede yıllar boyunca yaşadı. Tanrı Daniel'i koruyordu ve ona bilgelik vermişti. Tanrı, Daniel'in taptığı Tanrı'ydı. Bir gün Babil Kralı Darius, bütün ülkeyi yönetecek 120 vali atamaya karar verdi. Bunların başına da 3 bakan atadı. Daniel bu bakanlardan biriydi. Daniel'i kendilerinden daha yetenekli olduğu için kıskanan bakanlar ve valiler, onu küçük düşürmek ve kral ile arasını bozmak için fırsat kollamaya başladılar. Ve bir gün Daniel'in Tanrı'ya tapındığını öğrendiler. Krala gidip tüm halkın sadece Kral Darius'a tapmaları için bir karar çıkarmasını, böyle davranmayanların da aslanlara atılması için bir kanun yapılmasını sağladılar. Daniel bu kanunu hiç önemsemedi ve uygulamadı. Çünkü hiçbir şey kendisini Tanrı'ya dua etmek ve ona tapmaktan alıkoyamazdı. Bir müddet sonra kral, vezirleri ve valilerinin şikayetiyle Daniel'in bu karara uymadığını öğrendi. Kanuna göre Daniel'in aslanlara atılması gerekiyordu ve kralın bu karardan dönmesi mümkün değildi. Kral Daniel'e kulluk ettiğin Tanrı'nın seni korusun dedi. Gerçekten de Daniel'i aslanların çukuruna attılar. İkinci gün kral Daniel'in durumunu görmek için erkenden aslan çukuruna gitti. Kral çukura gelince şöyle seslendi. Yaşayan Tanrı'ya tapan Daniel, ilahın seni aslanlardan kurtardı mı? Daniel'in sesi duyuldu. Tanrım bana bir melek gönderdi ve bu melek aslanların ağızlarını kapadı. Kral, Daniel hala yaşıyor diye çok sevindi ve emir vererek hemen Daniel'in çukurdan çıkarılmasını sağladı. Kral, bakan ve valilerin kendisini aldattığını öğrendi ve onların aslanlara atılmasını emretti. Kral Darius, tüm halkların gerçek Tanrı'nın kim olduğunu öğrenmelerini istedi ve bir yazı yazarak herkesin gerçek Tanrı'ya, Daniel'in Tanrısına tapmalarını emretti. Bu bölümün sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. Çünkü Tanrı meleklerine buyruk verecek. Gideceğin her yerde seni korusunlar diye. 91. Mezmur 11. Ayet. İlahimizi söyledik, dinledik, kumdaki hikayeleri de izledik ve şimdi sırada benim çok sevdiğim bölümlerden bir tanesi var. Sırada... Deyim yerindeyse bölümündeyiz. Yine benim en sevdiğim bölümlerden bir tanesi. Biraz daha sizler için hazırladığımız çok tatlı bir resim gelecek ekranlara. Siz de o resme bakarak acaba bu resim bizim Türkçe'de sıkça kullandığımız, büyüklerimizin kullandığı ya da bizim günlük hayatımızda sıkça kullandığımız hangi deyimi
anlatmaya çalıştığını birlikte tahmin etmeye çalışacağız. Eğer hazırsan haydi bakalım deyimimizin resmi gelsin ekranlara. Evet arkadaşlar, şu anda görüyorsunuz. Böyle bir kapı var. Mor bir kapı ve önünde yuvarlak, bayağı tombik biri var. Ya da bu bir, acaba bu bir, sanki bu bir insan değil gibi. Bu bir patates mi acaba? Patates kapımızı mı çalıyor? Yani ne demek bu arkadaşlar? Kafanızda hiç beliren bir şey var mı? Böyle gözlerini kocaman açmış, kollarını önünde bağlamış, bir kapının önünde bekleyen bir patates. Ya da bu aslında patates gibi de değil. Sanki üzerinde hiç pürüz yok. Bu acaba bir yumurta mı? Arkadaşlar, eğer siz de benim gibi henüz bu deyimi tahmin edemediyseniz, haydi bakalım gelin birlikte ipuçlarına bir göz atalım. Neymiş ipuçları? Evet, birinci ipucunda görüyorum ki, şu an siz de görüyorsunuz, bir tane yumurta var. Evet, yumurtayı doğru anlamışız arkadaşlar. Bir de kapı var. Aslında az önce gördüğümüz resimden çok farklı değil. Bir yumurta gördük, bir de kapı gördük. Acaba bu size bir şey çağrıştırıyor mu? Acaba kapıda bekleyen bir yumurta, zil çalan bir yumurta mı anlamına geliyor? Ama Paskalya değil. Şimdi öyle bir dönemde değiliz. İnanın şu an arkadaşlar benim de tam olarak aklıma bir şey gelmedi. Acaba yumurta ve kapı ne olabilir? Haydi bakalım o zaman, eğer hazırsanız ben size bu deyimi şimdi söyleyeceğim ne olduğunu. Arkadaşlar 3, 2, 1. Deyimimiz yumurta kapıya dayanmak. Evet arkadaşlar, ben bu deyimi aslında biliyorum. Az önce de zaten sonlara doğru tahmin etmiştim. Önümde de kartım var. Bu kartın arkasında zaten yazıyor ne olduğu. Yumurta kapıya dayanmak deyimi. Daha önce hiç duymuş muydunuz? Anlamını biliyor musunuz? Yani böyle sanki böyle bir sepet yumurta bizim kapımıza bırakılmış gibi bir şey mi? Hayır arkadaşlar, aslında biliyorsunuz ki deyimler gerçek anlamlar dışında kullanılan şeylerdir. Tabii ki de kapının önünde kapıya dayanan bir yumurta yok ama yumurta kapıya dayanmak demek yapılacak iş için zamanın çok daralması anlamına gelir. Yani sanki artık yumurta hazırlanmış ve kapının önünde çoktan artık bekliyor anlamına geliyor. Yani mesela bunu hangi durumlarda kullanabiliriz? Hemen sizlere bir örnek cümle okumak istiyorum. Yaz tatili için verilen ödevleri hep ertelemiş, ancak okulların açılmasına bir hafta kala yumurta kapıya dayanınca ödevleri yapmaya başlamıştı. Yani arkadaşlar, bir hafta içinde kocaman bir ödevi bitirmemiz gerekiyor. Aslında önümüzde 3 ayımız vardı ama biz yapmadık yumurta kapıya dayanınca, yani sadece bir haftamız kalınca bu ödevi yapmaya başladık. Tabii ki panik olduk, zamanımız çok dar. İşte böyle durumlarda yumurta kapıya dayanmak deyimini kullanıyoruz. Sizler de bu deyimi kullanın cümle içinde. Acaba nasıl kullanıyorsunuz? Bizlere yazın, bizlere mesaj gönderin ve bizler de bu deyimi hayatınızda nasıl kullandığınızı öğrenmiş olalım. Şimdi arkadaşlar sırada meyve ziyi var. Gelin meyve ziyi izleyelim, biraz dinlenelim. Sonra Tanrı'nın sözünde tekrar buluşalım. Eve rahat varabildin mi kardeş? Gel bir sarılayım sana, gel. Dokunma, çok yanıyor. Ahsi, neden bu kadar uzun süre kaldın güneşte yahu? Güneşin altında yeni bir şey yok dedim, bak ne hale geldik. İşte bu bir espri ve çok komik sevgili kardeşim. Ama vaiz bu sözleri bunun için söylemedi ki. Sen de kim bilir kaç kişinin başına gelen haliyle güneşin altında kavruldun. İşte bu konuda yeni bir şey yok. Güneşin altında çok kalırsan yanarsın. Oh, haklısın be. Çantanı giymişsin ama. Aslında hiç çıkarmamıştım. Galiba yapıştı. Bakarız çaresine. Sen geçen bölümün yerlerini anlat şimdi, hadi. Oh, Sur, Ptolomais ve Kayseriya. Evet, Sur, Fenikelilerin en önemli şehir devletlerindendi. Tabii ki bir antik şehir. Günümüzde Lübnan sınırları içerisinde yer alıyor. Evet. Diyarbakır ilimizdeki Sur şehriyle karıştırılmamalı. Ah, çok güzelsin. Ptolomais ise günümüzde Libya'nın sınırları içerisinde bulunan bir şehir. Günümüzde Bingazi olarak da biliniyor. Kayseriya da günümüzde İsrail'de yer alıyor. Ah, çok güzel bunlar. Çok teşekkürler. Ah, rica ederim.
Şimdi sana da tatil yolunda anlattığım Pavlus'un başına gelen ilginç olaya dönelim. İster misin? Evet. Pavlus'u görmek için Yahudiye'den Agabos adlı bir adam gelir. Pavlus'la görüştüğü sırada onun kemerini alır ve elleriyle ayaklarını bağlar. Elçilerin işleri 21.11'den öğrendiğimiz üzere kutsal ruh şunları bildiriyor. Bu kemerin sahibi olan adamı Yahudiler Yeruşalem'de böylece bağlayıp ulusların eline teslim edecekler. Uluslar kim? Yeni bir kavim mi? Ya bak, bu tabir aslında İncil'de başka milletten olanları anlatıyor. Buradaki kullanımı için Romalılar diyebiliriz. E peki ne olacak şimdi? Devamını anlatmamıştın. Evet, Agabos bu yaptığıyla olacakların haberini önceden vermiş oluyordu. Öğrencileri Pavlus'a yalvardılar. Yeruşalim'e gitmemesini söylediler. Elçi Pavlus ise bu yakarışlar üzerine şöyle dedi. Ağlayarak yüreğimi parçaladınız. Bu yaptığınız nedir? Ben yalnız bağlanmaya değil, Rab İsa'nın adı için Yeruşalem'de canımı bile vermeye hazırım. Bugün de ağlamam umarım. Bu sözler üzerine öğrenciler ısrarcı olmadı ve sustu. Pavlus hazırlıklarını tamamladıktan sonra Kayseriye'den Yeruşalem'e doğru yola çıktılar. Yaklaşık 3 günlük bir yolculuktan sonra Yeruşalem'e ulaşmış oldular. Sene 58'i gösteriyordu. Vay be! Daha neler olacak bakalım. Yeruşalem'e... Anlatayım mı sözümü, kesme! Affedersin! Allah Allah! Yeruşalem'e varışla birlikte elçi Pavlus'un 3. yolculuğu da sona ermiş oluyor. Bu yolculuk diğer ikisine nazaran Antakya'da bitmiyor. Yeruşalem'de sonlanıyor. Yeni bölümde Pavlus'un son seferini, 4. seyahatini, Roma'ya yolculuğunu konuşuyor olacağız. Oo. Şimdi senden bir doğru mu yanlış mı bekliyorum artık. Kaç bölümde sormuyorsun ama artık lütfen sor kardeş. Peki o zaman hemen geliyor. Sempozyum, bilimsel, sanatsal ya da düşünsel bir konunun uzman olan en az 3 kişi tarafından izleyici önünde sunulmasıdır. Doğru mu? Yanlış mı? Sempozyum, sanatsal... Ben doğru diyorum. Evet, bravo. Hazırlanarak çıkılan konuşmalar çeşitli türlere ayrılır. Tek kişilik konuşmalarda konferans, söylev, demeç gibi türler bulunur. Toplantı olarak da tabir edilen küme konuşmaları ise şunlardır. Forum, münazara, sempozyum, kurultay, açık oturum. Sempozyum, bilimsel, sanatsal ya da düşünsel bir konunun uzman olan en az 3 kişi tarafından izleyici önünde sunulması anlamına gelir. Değerli kardeşlerimizi, canımız seyircilerimizi de aramıza katarsak, bence biz de her bölüm sempozyum düzenliyor sayılırız. Ne dersin mi? Aklına sağlık derimci. Hadi artık bu bölümde vedalaşalım istersen. Görüşürüz kardeşler. Görüşürüz. Bay bay. Tanrı'nın sözüne hoş geldin sevgili arkadaşım. Bugün yine dün kalan hikayemizin devamını çalışacağız birlikte. Dün aslında çok değişik bir hikayeye başlamıştık birlikte. Neydi hikayemizin adı? Hemen bakıyorum. Yeni bir bakış açısı. Yani aslında yeni bir bakış açısı demek yeni bir görme, yeni bir düşünme şekli anlamına geliyor. Ve gerçekten eğer yeni bir bakış açısını, yeni bir düşünce sistemini Tanrı'dan gelen bir sistemse eğer bu hayatımızda çok güzel şeyleri değiştirecektir. Çok büyük ve güzel değişiklikler getirecektir. Ve Tanrı'nın gördüğü gibi görmek bazı şeyleri gerçekten çok önemlidir. Peki bunun konumuzla ne ilgisi var? Çünkü bence bir kişi hakkında konuşuyorduk. Saul hakkında konuşuyorduk biliyorsun ki. Ve o Tanrı'ya inanan insanlar hakkında hep kötü şeyler düşünüyordu. Ama bence Tanrı'nın onunla ilgili güzel bir planı vardı. Ve Tanrı onun bakış açısında belki de bir değişiklik yapacaktı. Peki... En son nerede kalmıştık? Ne olmuştu arkadaşlar? İsa Saul'a seslenmişti. Ona şöyle demişti. Kente git. Sana ne yapman gerektiğini söyleyeceğim demişti. Ve biz hikayemizi burada bırakmıştık. Acaba Saul kente gitti mi? Sonrasında neler oldu? Acaba Tanrı onun bakış açısında neleri değiştirdi? Hadi gel bana eşlik et. Birlikte bu hikayede bir yolculuk yapalım. Saul gözlerini açtığında... Hiçbir şey göremediğini fark etti.
yardımcılarının onun elini tutup ona yol göstermesi gerekti. Tıpkı bir çocuğa yardım eder gibi. Bir anda kör mü olmuştu? Ama hani Tanrı Saul'un bakış açısını değiştirecekti? Tamamen yoksa bakışlarını mı kapatacaktı? Hiç zannetmiyorum. Tanrı böyle bir şey bence yapmaz. Saul tam 3 gün boyunca kör kaldı. Ama aslında hayatında ilk kez görüyor gibiydi. Bu arada İsa'yı seven Hananya adında bir adam vardı. İsa ona bir rüyada geldi. Saul'a git ve onun için dua et. Onun gözlerini açacağım dedi. Ama bu nasıl olabilirdi? Tam tersi, sanki Tanrı onun gözlerini kapatmış gibiydi, öyle değil mi? Hananya Saul hakkında ve İsa'yı izleyenlerden nasıl nefret ettiği hakkında duymuştu. Ama Rab, o bize zarar vermek için geldi dedi Hananya. İsa Hananya'ya şöyle cevap verdi. Bütün dünyaya benim kim olduğumu söyleme görevi için Saul'u seçtim. Yani arkadaşlar, normalde baktığımız zaman aslında Saul bu görevi yapabilecek biri gibi değil de tam tersi Tanrı'ya inanan insanlara zarar veren biriydi. Ama Tanrı neden onu seçmişti? Yani aslında Tanrı'nın her zaman sürprizli planları var. Bunu hiç unutmayın, olur mu? Tanrı her zaman sürpriz yapmayı, bizim beklemediğimiz kişiler tarafından bize farklı şeyler yaşatmayı, farklı ve güzel şeyler yaşatmayı çok sever. Böylece Hananya Saul'a gitti. Saul kardeş dedi Hananya. Sen yolda İsa ile karşılaştın. Sonra da Saul için dua etti. Birden Saul'un gözleri açıldı. Her şeyi görebiliyordu ama farklı bir şekilde. Artık kötü yürekli değildi. Hatta adını Saul yerine Pavlus olarak değiştirdi. Pavlus küçük ve alçak gönüllü anlamına gelir. Yani Saul artık Pavlus'tu ve artık gururlu bir adam değildi. Hananya'nın adı ne anlama geliyordu peki, bunu biliyor musun? Rab lütuf doludur anlamına geliyor. Lütuf aslında hediye demenin başka bir yoludur. Hani doğum günümüzde gelen hediyeler var ya, aslında onlar bence bize birer lütuf aynı zamanda. Bu da biraz ilginç aslında. Çünkü bu olaydan sonra Pavlus'un herkese anlattığı haber tam da bu konu hakkındaydı. Mesele kurallara uymak değil diye anlattı Pavlus. Tanrı'nın sizi sevmesi için iyi olmak konusunda iyi olmanız gerekmiyor. Tek yapmanız gereken İsa'nın sizin için yaptıklarına inanmak ve onun ardından gitmek. Mesele çabalamakla ilgili değil, güvenmekle ilgili. Kurallarla ilgili değil, lütufla, yani Tanrı'nın her şeyine mal olan karşılıksız hediyesiyle ilgili. Pavlus'a ne olmuştu böyle? İsa ile karşılaşmıştı. İsa ile karşılaşmak, İsa'yı tanımak, unutma ki hayatımızda çok şey değiştirebilir. Pavlus'un yeni bir işi oldu. Kendisini bir hizmetçi olarak adlandırdı ve her yere yolculuk ederek gittiği her yerde insanlara İsa'yı anlattı. 3 defa deniz kazasına uğradı, hapse bile girdi. Çünkü artık onun hayatında yeni bir dönem başlamıştı. Ve o artık İsa'yı herkese anlatıyordu. İsa'nın sonsuz sevgisini, İsa'nın bizim için yaptıklarını ve tabii ki Pavlus'un eski hali gibi, yani Saul'ken yaptığı gibi başka insanlar da şimdi ona zarar vermek istiyorlardı. Hapisteyken Tanrı bizi seviyor diye yazdı. Hiçbir şey asla ve asla bizi Tanrı'nın bize İsa'da gösterdiği asla durmayan, asla vazgeçmeyen, kırılmayan, sonsuz ve süresiz sevgisinden ayıramaz. Böylece Tanrı'nın upuzun yıllar önce karanlık bir gecede İbrahim'e verdiği sözde olduğu gibi Tanrı'nın ailesi büyüdü ve büyüdü. Ta ki bir gün gökteki yıldızlardan bile daha çok olana kadar. Evet sevgili arkadaşım, benim sana anlatacaklarım bu kadar bugünlük. Yarın yine aynı saatte görüşür müyüz bilmiyorum ama galiba araya hafta sonu giriyor. O zaman seninle görüşeceğimiz güne kadar kendine çok iyi, çok ama çok iyi bak. Hoşça kal.